Merhaba Obi Dünyası izleyenleri. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu yaprak modelini çalışmak istiyorum. Elimden geldiği kadar anlatacağım. Bunu nerede kullanacağız Müslüme diyebilirsiniz. Bunu ben birçok yerde kullanıyorum süslemek amaçlı. Örneğin kullanmadığınız herhangi bir kazağınız veyahut da bluzunuz vardır. Ona çok düzdür, sadedir, bir esprisi yoktur. Onu hareketlendirmek için kullanabilirsiniz. Örneğin bebek ürünleri örüyoruz, battaniyeler. Yine aynı şekilde onları süslemek için kullanabilirsiniz. Dekoratif yastıklarınızda yastıkları süslemek için kullanabilirsiniz. Mutfak ürünlerinde örneğin düz bir masa örtüsü örersiniz. Onu hareketlendirmek için bile kullanabilirsiniz. Birçok yerde kullanabilirsiniz bunu. Tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Şimdi bunun yapılışını elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bu şekilde bir ip kestim. İpimin bir ucunu diğer ucuna denk gelecek şekilde birleştirdim ve koydum. Şu kısım, şu birleşik olan kısım şu kısmı oluşturacak. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi bitişik olacak. Şu kısım ise şuraya gelecek. Burayı daha sonra kesebilirsiniz. İstediğiniz kadar ilk uzun tutun. Daha sonra yaprağın büyüklüğünü karar verdiğinizde kesebilirsiniz. Ha, bu arada bunu kitap ayracı olarak bile kullanabilirsiniz. Şu an aklıma geldi, fark ettim. Bu şekilde boyutu tamamen sizin zevkinize bağlı. Küçük bir yaprak yapmak isterseniz daha da küçültebilirsiniz. Bir şu şekilde şöyle 3, 5 santim, 10 santim yaklaşık çift katladığım için 10 santime yakın bir, 10 santimden belki biraz fazla bir ip kestim. Bunu arkadaşlar alıyorum. Bu şekilde ipimin altına yerleştiriyorum. Bir tane daha alıyorum. Aynı boyutta kestiğim iplerden. Ucunu tekrar birleştiriyorum. Şuradan bir geçiriyorum. Daha sonra şu ipimin diğer ucunu alıyorum. Şuradan geçiriyorum. Ve şu şekilde sıkılaştırıyorum. Şurayı sabitleyelim. Çekiştireyim şöyle bir. Bu kadar basit. Bu şekilde ilk ipimi takmış oldum. Aynı şekilde devam ediyoruz. İpimi birleştirdim iki ucunu. Böyle alt kısma yerleştiriyorum. Daha sonra bir tane daha alıyorum. Bunları eşit kestik. Ucunu birleştirdikten sonra şu kısmı buradan geçiriyorum. İçinden. Bunu ise şuradan geçiriyorum. Ve sıkarak sabitliyorum. Bunu bu kısma ittiriyorum. Yan yana. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde ipimi koparmıştım bir tane. Eşit şekilde kesiyorum yine ipimi. Ucu ucuna denk gelecek şekilde yapıyorum. Bir tane daha. Bu şekilde iplerinizi önceden hazırlarsanız daha kolay olur. Bu şekilde yine aynı koyuyorum. Alt kısma ipimi yerleştiriyorum. Bir tane daha alıyorum. Bunu buraya, bunu ise şu tarafta geçirdiğim kısma koyuyorum ve sıkarak şuraya geliyorum aynı şekilde. Sabitliyorum. Bunu kaydırıyorum hemen yanına. Bu şekilde yaprağınızı ne kadar büyük istiyorsanız o kadar yan yana gelecek şekilde yapın. Bu kısmı bir doldurun. Gördüğünüz gibi ben çoğalttım. Bir tane daha göstermek istiyorum akılda kalması adına. Bu şekilde altına koyuyorum. Bir tane daha alıyorum. İki ucunu birleştir. Buradan geçiriyorum. Bu iki ucu yine buranın içerisinden geçirip çekerekten sabitliyorum. Daha sonra kaydırıyorum. Sıkılaştırıyorum. Bu şekilde hazır. Şimdi gördüğünüz gibi ipin ben parçalarını
böyle açtım, ayırdım bir tarak yardımıyla. Şimdi o işlemi buna yapacağım. Tarayaraktan her bir ipin ayrılmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi ipleri tarakla açtım. Şimdi şu fazlalığı, bırakmış olduğum fazlalığı kesiyorum. Şimdi de el yordamıyla keserek yaprak şeklini vereceğim. Daha ince, daha kalın, nasıl isterseniz artık yaprağınızı, isteğe bağlı kesebilirsiniz. Daha ince isterseniz şu kısmı daha da inceltebilirsiniz. Tamamen göz zevkinize göre, kullanacağınız yere göre daha kalın ya da daha ince yapraklar yapabilirsiniz. Son düzeltmeler yapıyorum. Gördüğünüz gibi şuradan da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kısım bıraktık. Gördüğünüz gibi yapraklarımız hazır arkadaşlar. Dilediğiniz yerde, arzu ettiğiniz yerde kullanabilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğenin lütfen. Ayrıca kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.